Zekalar çok yönlü. Eğitimler farklı. Şanslar eşit. 4 oyuncu, 52 kağıt, sonsuz ihtimal. Dünya Olimpiyat Komitesi'nin onayladığı zeka sporu. Bridge. Her yaşın zeka sporu. En iyiler oynuyor. Ya siz? Haydi ortak. Zihin sağlığının sürekliliği için Türkiye Bridge Federasyonu sizi bridge oynamaya davet ediyor. Sevgili izleyenler, Muhammed İmrik ile Herkes İçin Spor programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk günü farklı bir spor dalını konuşacağız. 52 kartla oynanan bir spor, yani bridge'i konuşacağız. Yanımda bridge Bursa İl Temsilcisi İbrahim Teke ve Hasan Hüseyin Dolmacı, Bursa Bridge Spor Kulüp Başkanı yanımda. Ben konuklarıma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi bridge konuşacağız bugün. İki tane yanımda pırıl pırıl insanlar var. Evet. Bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Sizlerden başlayalım İbrahim Hocam. İl temsilcisi olarak bridge nedir ve nasıl oynanır? Bridge 52 kağıtla oynanan bir oyun. 52 kağıdı 4 kişi paylaşıyor. İkişer ortak. Karşınızda ortağınızla birlikte oynuyorsunuz. Elinize verilen kağıtları ortağınıza anlatarak özel konuşma teknikleriyle, buna konvansiyon, konvansiyon diyoruz. Konvansiyon teknikleri kullanarak elinizi ortağınıza anlatıyorsunuz. Ve bir içte ulaşılması gerekli olan bir ele, oynanması gerekli olan bir yere geliyorsunuz. Yere kağıtlar sizde eğer şey kalmışsa, ihale sizde kalmışsa, ortağınız elini yere açar, rakipler çıkar ve vaat ettiğiniz o şeyi, eli, ihaleyi almış olursunuz. Kısaca böyle tanımlamak lazım. Peki bridge bir şans oyunu mudur? Hayır, kesinlikle bir şans oyunu değildir. Çünkü siz şöyle söyleyeyim, bridge bir turnuva oyunudur aslında. Yani sadece şeylerde oynanmakla birlikte, yani aile arasında, dostlar arasında oynanmakla birlikte gerçekte bir turnuvayla, salonlarda oynanan oyundur. Ve sizin oynadığınız oyunu en az 20 masa, bazen 200 masa aynı elleri oynar ve sizin orada elde ettiğiniz değeri başkalarının değerleriyle karşılaştırarak bir değerlendirme, bir sonuç alırsınız. Kazanmışsınızdır ya da kaybetmişsinizdir. O nedenle kesinlikle bir şans oyunu denilemez. Çünkü aynı eli 200 masada düşünün. Hı-hı. 200 masada her masa aynı eli oynuyor. Farkları oynamıyor. Yani bunun için burada şans olmaz yani. Sen bu eli diğer masalara göre ne kadar iyi oynadığı, ne kadar başarılı olduğun senin diğerleriyle arandaki farkı gösteriyor. Yani hiçbir şekilde değişmez. Yok, hayır, değişmez. Hangi elin geldiğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan bu eli hem yeteneklerinle hem ortağınla, dekleriyle ne kadar anlaşabildiğin, bu oyunu ne kadar iyi sonuçlandırabildiğinle ilgili. Yani bunun dışında şans yok, beceri vardır. Peki hocam, kulüp başkanı olarak bir için şu anda faaliyetleri nelerdir? Şöyle diyelim, önce bir kulübümüzü anlatalım. Kulübümüz 1996 yılından beri federasyonumuza bağlı, evet, kulüp statüsünde çalışmaktadır. Ve şu anda Ataevler Pazar Yeri İdibali Camii'nin karşısında iki binalı ve iki katlı bir kompleks içerisinde kulübümüz faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 200 civarında üyesi var ama değişik zamanlarda bridge oynayan yaklaşık 500-600 kişilik Bursa'da bir bridge potansiyelimiz var. Ama tabii bu çok yetersiz. Hala öğretmen evlerinde veya şehir kulüplerinde bridge oynanıyor ama bunlar bizim kulübümüze çok fazla gelmiyorlar. Çünkü orada daha amatörce bridge oynuyorlar. Biz daha profesyonel, daha spor ağırlıklı bridge oynuyoruz. Yani az önce söylediğiniz gibi şansa dayanmayan bridge oynuyoruz, turnuva bridge oynuyoruz. Bu nedenle gerçek potansiyeli belki de 3-4 bin kişi bridge biliyorken Bursa'da veya 5 bin kişi bridge biliyorken bunun ancak
300-400 kişi bizim kulübümüzde bir iş oynayabiliyor. Ne faaliyetler yapıyoruz? Dediğim gibi yaklaşık 96 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Üniversitelerde, özellikle Uludağ Üniversitesi'nde bir iş kulübümüz var. Seçmeli ders olarak bir iş okutuluyor. Ve biz de üniversitede ve bizi davet eden okullarda, hatta liselerde biz bir iş dersleri veriyoruz. Bağlıktaki özel odalarda, mesela ziraat mühendisleri odasında, makine mühendisleri odasında, hatta elektrik mühendisleri odasında oradaki arkadaşlarımız bir iş öğrenmek istediğinde bize başvuruyorlar. Biz onlara genelde bu odalara ücretsiz eğitim veriyoruz, bir iş eğitimi veriyoruz. Okullara bir iş eğitimi tanıtımı veriyoruz. Bazı okullar seçmeli ders olarak, aynı satranç gibi birinci de seçmeli ders olarak faaliyet göstermek istiyorlar. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Bilinç ile ilgili materyaller veriyoruz. Onlara eğitim veriyoruz. Onlara hatta gidip konferans veriyoruz. Bu şekilde bilinçin gençlerimize, okullara yayılması için çaba sarf ediyoruz. Aslında Bursa'da bilinç anlamında aktif bir durumdasınız. Kesinlikle. Şu anda şöyle diyeyim. Şu anda federasyona bağlı en fazla oyuncusu olan, en fazla katılımlı bilinç turnuvası yapan Türkiye'deki birkaç kulüpten birisiyiz. Yani bence şu anda Bilinç Federasyonu'nun gururla bize diğer illere örnek olarak gösteriyorlar. Ve diyebilirim ki Türkiye'deki en iyi bilinç kulüplerinden birisiyiz. Ama talihsizliğimiz çok fazla tanınmamak. Esasında kulübümüze gelsene insanlar ne kadar nezih, ne kadar güzel bir ortam olduğunu görecekler. Biz de insanların gelmesi için işte böyle programlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Hocam buradan şunu da duyuralım. Aslında hani kağıt oyunları tabii birazdan onu da soracağım ama Bilic'i herkes kağıt oyunlarıyla karıştırıyor. Evet. Ve Bilic'i bir kumar oyunu zannediyorlar. Evet maalesef. Evet. Bunu sizlerden alayım, bunu da açıklayalım. Bu bizim en büyük talihsizliğimiz. Şöyle bir örnek vereyim. Benim annem de tabii ben uzun yıllardan beri bir işle ilgilendiğim için işte bir şey oluyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Anne bilinç oynamak diyorum. Ya oğlum girin kumar oynamak diyorsun diye bir espri yapardı. Maalesef yaşlı insanlar da kağıtla oynandığı için bilinci kahvede oynanan oyunlarla bir piştiyle bir kingle karıştırıyorlar. Oysa bilincin bu oyunlarla hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu oyunlar içinde şansı barındır oyunlar. Oysa bizde şans yok. Tamamen bilinç zekaya, beceriye yönelik bir oyundur. Ve bilinç en büyük şanssızlığı kağıtla oynanmış olması, hatta bıraktığı intiba. Esasında şu anda artık kağıtla da oynanmıyor. PC'lerimizden, laptoplarımızdan, hatta el bilgisayarlarından oynanıyor. Mesela şöyle diyeyim, tüm dünyadaki bilinçlerin bilinç oynadığı birkaç tane platform var. Bunlardan bir tanesi de Bilinç Base Online diye bir platform. Burada her akşam, bakın 52.000-53.000 kişiye kadar çıktı bu sayı. 50.000 kişi, dünyanın her yerindeki biliciler biliç oynandığı bir platform var. Belki oradan sen şaka değil bu, Bill Gates'le biliç oynayabilirsin. Microsoft'un kurucusuyla biliç oynayabilirsin. Çünkü o da çok iyi biliçi. Ne bileyim bir Nafi Soğurlu'yla biliç oynayabilirsin. Ya, veya dünyanın en iyi biliciliğiyle hiçbir şey bilmeyen bir insan oturup onun masasında biliç oynayabilir. Bu kadar da yani şey internet ortamında bu kadar yaygın. Ama Türkiye'de gerektiği yeri maalesef bulamamış. Yani bilinç kesinlikle kumar değildir. Tam tersi kumarın karşısındaki en büyük engeldir. Akıl oyunu. Bilinç, kesinlikle bilinç oynayan kişi asla kumar oynamaz mesela. Çünkü o kadar yoğun bir hobidir ki. Hani şöyle düşünün. İbrahim abi 75 yaşında. Ben 50 yaşındayım. Bizim kulübümüzde 16 yaşındaki kişi hep beraber bilinç oynuyoruz. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde 16 yaşındaki bir insanla 70 yaşındaki bir insanı bir arada oturup da sohbet ettiremezsiniz. Daha büyük abilerimiz de var. Tabii 80 yaşında insanlar var, bayanlar var. Bakın tekerlek sandalyeyle bilinç oynayan abilerimiz var, ablalarımız var. Düşünün bunlarla başka hangi ortamda bir araya gelebilirsiniz? Bilinç sadece bir spor değil, bilinç aynı zamanda sosyal bir aktivitedir. Kesinlikle. Böyle diyebilir. Yani bilincin şeyle, kağıt oyunuyla hiç bilgisi yoktur. Bilinç tamamen akıl sporudur. Ki zaten bizim bilinç kulübümüzün defasında da akıl oyunları merkezi yazar. Ve yani bizim kulübümüzde satrançlar da gelir. Satrançlar da bilinç oynar. Ki zaten bizim gibi bilinçlerin hepsi önce satranç öğrenmişizdir. Ben de iyi bir satranççıyımdır. İbrahim de iyi bir satranççıdır. Sonradan
Bilince dönmüşüzdür. Niye satranç akıl oyunuyken biz bilince dönüyoruz? Çünkü bilinç, yani satrançta iki kişiyle monoton olarak oynarsın. Ve bazen sıkılırsın. Çünkü diyalog yok, iletişim yok, hiçbir şey yok. Oysa bilinçte dört kişi var ve bir salonda 60 kişi aynı anda bilinç oynuyor. Düşünün. Sen, ben iki bordu İbrahim abiyle oynuyorken, iki bordu belki Cumhuriyet Savcısı'yla oynayacağım veya başka bir doktor arkadaşımla oynayacağım. Yani o salonda herkes oynuyorsun. Yani dolayısıyla bir turnuvada sen en az 8 tane, 10 tane değişik insanla bridge oynuyorsun. Tabii bridge oynarken sadece bridge oynamıyorsun ki. Bridge'in sonunda sohbet ediyorsun, yani iletişim kuruyorsun. Bir muhabbet de var. Kesinlikle. Sosyallik var. Sosyallik var. Bridge zaten sosyal bir oyundur. Yani satranç da bridge'i ayıran en önemli konudur. Satranç, monomon, akıllarınız yarıştırdığın bir oyundur. Ama bridge aynı zamanda sosyal aktiviteleri de içinde içeren bir iletişim bilimidir. Yani bridge'de, bridge içerisinde her şey vardır hayata dair. Kesinlikle. İbrahim Hocam, sizle devam edelim. Bridge ve diğer kağıt oyunları arasındaki fark nedir? Şimdi biraz önce arkadaşım da çok iyi tanımladığı gibi diğer kağıt oyunlarının tümünde şans faktörü çok öncelik kazanır. Oysa Bridge'de şans faktörü sıfırdır. Yani şansınız küçük de olsa küçük bir şans vardır. Şöyle ki bazen oyuncuların şeyleri farklıdır, düzeyleri farklıdır. Nitekim bu Bridge Federasyonu'nun sitesinde de zaten ustalık ödülleri vardır. Yani çok bir el, karmaşık bir el, çok zayıf bir oyuncuyla oynandığında farklı bir sonuç elde edilir. Siz o sonuçtan dolayı bir şans faktörü elde edebilirsiniz. Ama bu çok küçük bir şanstır. Asıl olan sizin o eli nasıl ortağınıza anlatabildiğiniz ve onun salonda nasıl oynandığını tahmin edebilmeniz. Buna göre bir sonuç elde edersiniz. Bu sonuçta sizi başarıya götürür ya da başarısızlığa. Tabii bütün oyun boyunca da dikkatinizi tümüyle masaya vermek zorundasınız. Hangi kağıtlar oynandı, hangi sayılar çıktı, hangi eller nasıl oldu, bunları bilerek rakibinizde hangi eller kaldı, bunları da hesaplamanız lazım. O anda biraz daha uyanık olmak gerekiyor. Konsantre olmak gerekiyor. Hangi kağıtların çıktığını takip etmek zorundasınız. Yani sürekli erkek kağıtı kafanıza yormak zorundasınız. Ortam ne demişti, rakip ne demişti, rakipte ne olabilir, ortamda ne olur, bunları tahmin etmek zorundasınız. Yani içerisinde sadece dikkat etmek değil, konsantrasyon ve tahmin yeteneğini de geliştirmek zorundasınız. Tabii ki. Orada bir akıl yürütmek gerekiyor. Tabii. Yani şimdi siz bir eliniz el geldi, ortağınızla karşılıklı konuşurken bir şey çıktı önünüze. Şimdi dışarıda da puanlar var. Bu puanlar kimde, nasıl dağılmıştır, nasıl ellerdir, bunu nasıl kazanabilirim? Buradan ya da en az zararla, bir de yanlış yere de gelmiş olabilirsiniz. Bir konuşma esnasında gelinmemesi gerekli olan yere gelmişsinizdir kazara. Burada en az zararla da kurtulmayı bilmelisiniz. Çünkü rakipleriniz, yani diğer masalarda oynananlar da aynı hataya düşeceklerdir. Evet. Bunu da tahmin etme. Bu da işin bir başka yanı. Yani siz sadece kendiniz kazanmak, kendiniz, o nedenle kesinlikle kumar değildir diyebiliriz. Peki bridge müsabakaları nasıl gerçekleştiriliyor? Bu iki türlü oluyor. Bir, örneğin bizim kulübümüzde kulüp yönetiminin organizasyonunda 15-20 masalık turnuva düzenliyoruz. Bu ödüllü oluyor. Ödül şöyle, puan ödüllü. Yani siz o turnuvada elde edeceğiniz dereceye göre ulusal puanınız artacaktır. Bu anlamıyla ödül vardır yarışmada. Bir iç kulübü başkanlığı bu şeyi organize eder. Turnuva duyurulur ve salona bir araya gelinir. Salonda daha önceden kimsenin bilmediği, sadece makinanın bildiği eller hazırlanmış, önünüze gelir, oynarsınız. Turnuvanın sonucunda da birinci gelir. Elleri direktörler bu arada yapmaz. Elleri bizim kağıt atma makinalarımız vardır ve bizim iskambil kağıtlarımız barkodludur. Bilinç Federasyonu'nun özel kağıtlarıdır. Dolayısıyla o elleri makine dağıtır. Dolayısıyla direktör dahil olmak üzere hiç kimse o ellerin ne olduğunu, dağılımını bilemez yani. Öyle bilinç. Bir de ulusal düzeyde turnuvalar vardır. Nitekim biz geçmişte Bursa olarak
böyle çok büyük organizasyonlara imza attık. Melinoz Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Türkiye çapında 250-300 masalık. 2011 ile 2016 yılları arasında 5 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük bridge organizasyonu Kıştöpü Takımlar Şampiyonası'nın finallerini Melinoz Kültür Merkezi'nde yaptık. Ve çok ilginçtir, 450 masa, yani yaklaşık 1900 tane sporcu aynı elleri aynı anda oynuyor. Böyle bir organizasyon. Ve bunu Bursa'da gerçekleştirdik tabii biz. Böyle turnuvayı, yani bir yanıyla kulübümüz, küçük çaplı organizasyonları, daha büyük çaplı organizasyonları da Bridge Federasyonu'nun yönetiminde gerçekleştiriyoruz. Belki buradan doğaçlama oluyor ama şunu da ilave edeyim. Yani Bridge, hani kahve oyunu ama kahvede oynanan oyunlarla ilgisi yok belki ama şöyle düşünün, aynı futbol federasyonu gibi, aynı basketbol federasyonu gibi Türkiye'de federasyon çapında organizasyonu olan ve bu sadece Türkiye özgü değil, Avrupa Bridge Birliği, Dünya Bridge Birliği, Güney Afrika Bridge Birliği, işte dünyada birçok bridge organizasyonu yapan uluslararası federasyonlar var. Bunlarla hepsiyle entegredir. Yani biz bir turnuvada, mesela bir il oynadık değil mi? Şöyle diyelim, salı günleri biz Türkiye çapında online turnuva oynuyoruz. Bakın, aynı anda 10.000 tane sporcu aynı ile oynuyor. Ve o ile oyundan sonra bu hangi elde, kaç puan aldım, Türkiye'de kimler kaç puan almış, açıp internetten sonuçlarını, kimler ne oynamışı inceleme şansınız var. Yani bu sıradan bir kağıt oyun değildir. Evet, evet. Onu demeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de şu anda yaklaşık 25.000 diye hatırlıyorum ben ama lisansı olan sporcumuz var. 25.000 çok az bir rakam değil yani, ciddi bir rakam. Bursa'da kaç lisanslı sporcumuz var? Şöyle, Bursa'da 180, en son 180 civarında lisanslı sporcumuz var. Ama bridge oynayan ama lisansı olmayan insanlar da var tabii. Lisanslı sporcu şudur, nasıl futbolcu, bir profesyonel futbolcu var, bir amatör futbolcu var ya. Evet. Ama mahallelerde her tarafta futbol oynuyor. Ama bazıları lisans var, bunu profesyonelce yapıyor. İşte biz profesyonelce yapan insanlarız. Oysa amatörce yapan belki binlerce de bridge var. Ama onlar amatörce yapıyor, biz profesyonelce yapıyoruz bu işi. Yani lisansımın olması profesyonel bir bridge sporcusu olduğunu gösteriyor. Turnuva sporu yani. Evet. Turnuva yapıyorsunuz, sadece oynamıyorsunuz. Biraz önce arada konuştuğumuz gibi, hı hı, mahalle arasında da futbol oynuyorsunuz. Evet. Ama sahaya çıkabilmeniz için lisansı... Bu uluslararası arada ve şöyle aynı satrançta olduğu gibi, mesela benim master point numaram 16.00.99'dur. Bu numara Türkiye'nin neresinde oynarsam oynayayım ben, aynı numarayla oynarım. Bu benim lisans numaram. Dolayısıyla bu lisans numaramda oynadığım her turnuvada aldığım başarıya göre bir puan geliyor. Bu hesaplamalarla yapılan bir puan. Yani hani rastgele kafadan atılmış bir puan değil. Bunu Bridge Federasyonu'na veriyoruz bize. Biz her oyunun sonunda oyunun skorlarını federasyona gönderiyoruz. Federasyon database'de bu oyunları saklıyor, arşivliyor. Ve oradan senin aldığın sonuç karşılığında sana atıyorum. 3 kırmızı master point, 5 sarı master point, 6 yeşil master point gibi bir master point veriyor. Ve bu master point'ler birikiyor. Ömür boyunca sen o master point'leri biriktiriyorsun. Oradaki senin master point miktarın neyse o senin kartvizitinde oluyor. Bu dünyanın ne bileyim Macaristan'a gitsen de bir bridge kulübüne girdiğin zaman ben işte şu master point malı oyuncuyum ve benim master point'imde 300 puan var. Mesela orada da 300 puan geçerlidir. Bu 300 puan senin uluslararası arenada title'ın ne kadar iyi bir bridge olduğunu gösteren bir şey. Ve tüm dünyada geçerli bu. Ben buradan başka bir şehre gittiğim zaman ilk yaptığım şey burada bridge kulübü var mı dedim. Ve ilk önce o bridge kulübüne giderim. Çünkü orada bridge biraz farklı bir oyundur. Bridge genelde kültürlü ve zeki insanların oynadığı bir bridge'tir. Ama şu demek değildir bu. Hani çok özür dilerim. IQ'su yeterli olmayan insan bridge öğrenemez anlamına gelmiyor. Herkes futbol oynayabilir ama birileri çok profesyonel olur değil mi? İyi yerlerde oynar. Bazıları amatör olur. Evet. Yani ama bizim gibi turnuva biricisi oynayabilen, biriç kulüplerinde lisans çıkartan, numarası olan, master point numarası olan insanlar hepsi belli bir kültür seviyesinde, belli bir zeka seviyesinde olan insanlardır.
Yani dolayısıyla biz çok şanslıyız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, bir kulübe gittiğimiz zaman bizde hazır 100 tane arkadaşımız var bizim. Bir de şu var yani, yabancı ülkelere gittiğiniz zaman da aynen, orada. Orada da hemen gidip bir bridge kulübünü bulursunuz ve oraya gittiğinizde de size kucak açar. İngilizce, Fransızca, Almanca bilmem ne bilmenize çok tabii gerek değil. Yoktur. Sadece bridge lisanlarını bilmeniz orada ve, o işin yapmanız için. Evet, ilginçtir. Hani dedik ya, 52 bin kişi MMO platformu, dünyanın her yerindeki insanlar bir arada bridge oynuyor. Yani nasıl söyleyebilir? Ya çoğun İngilizcesi yok belki, Almancası yok. Yani Güney Afrika bir insanla nasıl anlaşabiliyoruz? Evet. Birici bir lisanı var. Birici bir argümanı var. Yani dolayısıyla o lisan dünyanın her yerinde aynı şeydir. Mesela Darn dediğin zaman ne bileyim bir anlamı var. Degmera dediğin zaman bir anlamı var. Yani uluslararası bir dili var birici. Dolayısıyla bu bilgiyi bildiğin zaman dünyadaki herkesle birici oynama şansın var. Yani senin zaten hani birici aynı zamanda sosyal bir oyunu dedik ya. Dolayısıyla sen bu insanla sadece bir iç konusunda konuşmuyorsun ki, o Güney Afrika'dan birisi geldi karşına. Sadece bir iç konuşmuyorsun ki, bazen bir şey, derdini anlatmak için bir şey yazman gerekiyor. O da seni insan öğrenmeye zorluyor. Yani dolayısıyla bir iç oynayabilen bir insanın askeri bir İngilizcesi, askeri bir Fransızcası olmak zorunda zaten, oluşuyor kendinden. Ya o anlamda da gençlere mesela, dil öğrenmek için bir işten daha iyi bir yöntem yok yani. Doğal olarak öğrenmiş oluyorsun, derdini anlatmak için. Peki bir iç eğitimlerine kaç yaşta itibaren başlanmalı? Şimdi bizim her yıl federasyonumuzun düzenlediği gençlik kampları var. Genelde Mersin'de yapılıyor. Bir haftalık bir kamp ve Süleyman Kola tabi. Süleyman Kola da Masrup Eğitim Türkiye'de en yüksek olan 3 kişiden birisidir ve gerçekten harika bir sporcudur. Çok kaliteli bir sporcudur. Tüm uluslararası arenada tanınan bir sporcudur. Dersleri Süleyman Kola ve ekibi veriyor. Orada 9 yaşındaki çocuklar bir şey öğreniyorlar. 9 yaşındaki çocuklar bridge öğreniyorlar. Ve inanın Avrupa'da bridge akıl sporu, kültürel spor olduğu için, sosyal faaliyet olduğu için ilkokullarda öğretilmeye başlanıyor. İlkokullar bridge dersi öğreniyor çocuklar. Özellikle İskandinav ülkelerinde. İnanılmaz yani. Ama biz de o kadar şanslı değiliz yani biz. Çok iyi hocam. Bridge'in şu anda böyle faaliyetler yapması ve halkımıza da açması bence önemli bir durum. Evet. Yani biz Facebook'tan, Instagram'dan, web sitemizden insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen gösterim aşağıya yapıyoruz Uludağ Üniversitesi'ne giderek. Bazen Uludağ Üniversitesi'ndeki bridge kulübümüzdeki faaliyetlerle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biz bridge öğrenmek isteyen herkese ücretsiz eğitim veriyoruz. Bunun için para harcamalarına gerek yok. Gençlerden biz para alıyoruz. Yani kulübümüze geldiği zaman çay içsinler, bridge oynasınlar, satranç oynasınlar, biz onlardan hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki onlar gelsinler. Yani biz, az önce İbrahim Bey söyledi, Avrupa'ya gittiğiniz zaman, inanın bir bridge kulübüne girdiğiniz zaman seni o kadar elit insan olarak görüyorlar ki seni el üstüne karşılıyorlar. Çünkü bridge bilenler, dediğim gibi belli bir zeka ve belli kültür seviyesinde olduğu insanlar olduğu için kendisi gibi insanlara çok değer veriyorlar, çok kıymet veriyorlar. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de bir iş kulübüne gidin mesela, siz gidin bizim kulübümüze gelin. İnsanlar size çay ısmarlamak için yarışırlar. Sana bir şeyler öğretmek için yarışırlar. Çünkü bir iş çok zor öğrenilen bir oyundur. Hı. Çok zor kitlesi genişleyebilen bir oyundur. Çünkü zor bir oyundur. Dolayısıyla hani bu kadar zorluğa katlanıp bir iş öğrenmeye istekli olan bir insan geldiği zaman biz onları el üstü tutarız. Onu öğrenmesi için, ona yardımcı olabilmek için her şeyi yaparız. Onun için bridge saygılı, kültürlü, zeki insanların oynadığı, hiç şansla ilgisi olmayan, gerçekten sosyal bir oyundur. Kesinlikle. Akıl oyundur. İbrahim Hocam, bridge faaliyetleri Bursa'da şu anda ne durumda? Ne kadar bir aktif? Şu anda sadece, Türkiye bridge, Bursa Bridge Spor Kulübü'nün sosyal tesislerinde bu iş yapılabilmekte. Bir de İnternet ortamında oynanabiliyor. Geçmişte daha önceki yönetimlerde özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle şey yapmıştık. Türkiye çapındaki organizasyonlara gerçekleştirmiştik. Ne yazık ki bu son şeyde Ali Nur Aktaş Beyefendi buna uygun görmedi. Kendisi o nedenle de Bursa'daki organizasyonların gerçekleşmesine yardımcı olmadı. Bunun yerine sağ olsun Nilüfer Belediyesi
Bursa Turgay Erdem başkanlığındaki şey ve ondan önce Mustafa Bozbey'in yönetiminde bize Bursa Bridge Spor Kulübü'ne yer tahsis etti. Orada bridge etkinliğimizi gerçekleştirmemizi sağladı. O nedenle Bursa'da sadece Nilüfer bölgesinde bu konuda destek alabiliyoruz. Oysa geçmişte sağ olsun eski başkan Recep Altepe'nin başkanlığında gene İlhan Bey'in yönetimindeki Belediye Spor Kulübü'nün desteğiyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Türkiye çapında organizasyonlara, 2000 kişinin Türkiye'den geldiği organizasyonları gerçekleştirdik. Ama bu tabii 2000 kişi geldi Bursa'da, 10 gün kaldı. Ciddi anlamda Bursa esnafına katkı sağladı. Ama bundan son dönemde yararlanamadık. O nedenle de biraz küçülmüş durumdayız. Öyle ama söyleyeyim. Biz hala ümitliyiz. Evet. Yani sonuçta bridge kimsenin isteğine bağlı bir şey değildir. Ve Avrupa'da hakikati yer bulmuştur. Hakikaten çok geniş kitlelerin bridge oynamasıdır. Türkiye'de en sonunda genişleme olayı gerçekleşecektir. Ve bir gün Aynur Bey de veya onun yerine gelecek insanlar da bridge esasında kağıt oyunu değil, bir kültürel faaliyet olduğunu anlayacak ve bize destek olacağına inanıyoruz biz. Evet. Yani o kadar umutlu değiliz yani. Bizim o şeye nasıl diyeyim altyapı şeyimiz var, altyapısı var. Bu konuyla ilgili otellerimiz var. Türkiye'nin her yerinden gelecek olan insanları ağlayabilecek kadar otelimiz var, lokantamız var, taksimiz var. Organizasyonu gerçekleştirebileceğimiz Atatürk Kongre Kültür Merkezimiz var. Bundan Bursa'nın yararlanması lazım. Böyle bir turnuvada şu Van'dan belki 8-10 kişi ki böyle bir turnuvaya katılmak için en az 8 kişilik bir takım olmanız gerekiyor. Tek başına katılamıyorsunuz böyle turnuvalara. Takım olarak katılabiliyorsunuz. Ve böyle bir takım seçmelerle yapılıyor. Bursa Kışlaklı bahsettiği, İbrahim abinin bahsettiği turnuvaya gelenler de seçilmiş insanlar. Yani bu Türkiye'deki bütün illerde aynı il temsilciliklerinin böyle kış dörtlü elemeleri yapıyor. Belki Van'dan işte 10 tane takım var belki. Bu 10 tane takımdan bir takıma düşüyor. Ve o takım Van'ı temsilen buraya geliyor. Yani dolayısıyla Türkiye'deki her yerdeki insanların Bursa'yı tanıma, Bursa'nın güzelliklerini görme, Bursa'daki insanlara, Türkiye'nin diğer yerlerde gelen insanlara etkileşim kurarak bir sinerji yaratma, kültürel bilgi alışverişi sağlama, yani her anlamda Bursa'ya katkısı var. Yani böyle büyük organizasyonların tam tersi teşvik edilmesi, yapılması için belediyenin öne ayak olması gerekiyor. Yani aynı futbol federasyonu, basketbol federasyonu olduğu gibi hiç farkımız yok ki bizde. Biz de aynı federasyonlara bağlıyız. Yani sonuçta 67 yılından beri Bridge Federasyonu Türkiye'de aktif. Yani biz de onun bir üyesiyiz, bir kulübüyüz sadece. Yani biz 30 tane sporcudan, 50 tane sporcudan sorumlu insanlar değiliz. Biz ili temsil ediyoruz. Evet. Hatta şöyle bir şey daha var. Söylemeyi unuttum. Biz bu çalışmaları yaparken Avrupa Şampiyonası'na talip olduk. Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına talip olduk. Ki yapıldı. 2019 yılında Avrupa Biri Şampiyonası Türkiye'de yapıldı. Ama biz bunu Bursa'da yapılmasını istiyoruz sadece. Türkiye'de hiç diye şey yaptık, her şeyi hazırladık. Ve şeydi, yani burada en büyük önemli sorun oteller. Çünkü gelecek olan yabancıların kalabileceği yer olması lazım. Artı organizasyonun çok nezih bir ortamda geldi. Bütün bu şartlara biz sahiptik. Ama ne yazık ki. Hala sahibiz yani. Hala sahibiz yani. Hala olacak bir İnşallah hocam umudumuzu kesmeyelim. Güzel i̇nşallah. Şeyler olacak. Aynen, güzel inşallah. Faaliyetler olacak. Aynen. Programımızın sonuna geldik. Benim unuttuklarım, sizin söylemesi istedikleriniz yani, varsa. Ben bir konuyu vurgulamak istiyorum. Hani biz diyoruz ya insanlar bridge öğrensin ama hani bridge öğrensin demek de bridge öğrenemiyor. Bridge öğrenecek kişilere bir şeyler vermen lazım. Yani gençler bridge oynasın, oynamıyorlar da istemiyoruz ama gençlerin bridge oynaması için de ona sen ben bridge oynayacağım ama ne kazanacağım değil mi? Bir vizyon vermen lazım ki o insanlar bridge oynasınlar.
Ben gençlere diyorum ki bridge öğrenin. Ben niye bridge öğrenmenizi gerektiğine inanıyorum? Şunun için. Ben Tofaş'ta yöneticilik yaptım. Bizim kulübümüzde 200 tane üyemiz var. Bu üyelerin profili şöyle, kabaca anlatayım bunu. Bunun en az 20-30 tanesi doktor, en az yarısı mühendis ve yüksek yerlerde yöneticilik yapan mühendis. Birçok fabrika sahibi arkadaşımız var. Ne bileyim, avukat, yargıç, savcı arkadaşlarımız var. Yani bizim kulübümüzdeki her insan sosyal hayatında, günlük hayatında iyi yerlerdeki insanlar. Dolayısıyla siz düşünün, 16-17 yaşındaki üniversite öğrencisi olarak geldiniz, bizim yanımıza oynamaya başladınız. Siz üniversite bitirince bir yerde iş sahibi olmayacak mısınız? Bir yere işe girmeyecek mutlaka misiniz? Mutlaka olacak. İşte gireceğiz, potansiyeli burada. Yani sizi işe alacak patronlar, sizi işe yere girdiğiniz zaman sizi yöneticilik, CEO'luk, müdürlük yapacak insanlarla beraber oynuyorsunuz. Hazır ortamda kurmuşsunuz. Ben bizden mesela iş başvurusunda bulunan insanları kabul ederken hobileriniz diye soruyoruz değil mi? Orada bridge varsa mesela bizim için çok bu tercih edilecek bir kişi. Yani bridge bilen bir insan, bridge bilen bir genç bizim tercih sebebimizdir. Niye? Çünkü hayata dair her şey vardır. Bridge sayesinde bu adam iletişim öğrenmiştir, bridge sayesinde sosyal faaliyetleri öğrenmiştir, matematiği, istatistik kullanabiliyordur, yorum yapma, hızlı karar verme konusunda kabiliyetlidir. Çünkü bridge oynayan insan bunları otomatikman edinmiştir. Dolayısıyla siz esasında bridge öğrendiğiniz zaman böyle hazır bir kitleyle beraber oynayacaksınız ve bu yetenekleri bridge sayesinde zaten kazanmış olarak insanların karşısına çıkacaksınız. Bu büyük bir özgürlük, büyük bir yetenek, büyük bir güç. Onun için insanlar bridge öğrensinler. Çünkü ben bridge'e başlamadaki en büyük sebep şuydu. Hep şu önyargıyla ben bridge'i öğrendim. Bridge bile insanlar çok kaliteli insanlardır. Ve yüksek mevkilerde kültürel olarak zengin, zekası belli seviyenin üzerindeki kibar insanlardır. Kültürlü insanlardır bridge oynayanlar diye. Bu önyargıyla bridge'e başladım ve yanılmadım. Hala da öyle. Bridge bilenler hakikaten iyi ve kültürlü insanlar, vatan emeklilikleri seven insanlar. Dolayısıyla bu insanları hazır bir kitle sizi bekliyor. Peki hocam. Gelin tanışalım. Teşekkür ederiz. Son sözler sizlerden alalım. Başkanın sözlerine söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama şunu söyleyeyim. Satranç kralların oyunudur. Bridge de oyunların kralıdır. Herkes bridge öğrensin. O zaman hem karşınızdakini dinleme yeteneğini kazanacaksınız hem de toplumu ne düşündüğünü anlayabileceksiniz. Bu yeteneği size kazandıracaktır. Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyenler, herkes için spor programımızın bugün de sonuna geldik. 52 kartla oynanan bridge sporunu tanıdık. Bridge'in diğer kağıtlar arasındaki farkını öğrendik. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. En önemlisi sağlıcakla kalın.